Evet sevgili seyirciler, günaydın Ege. Sağlıkla devam edeceğiz. Efendim havalar biraz soğumaya başladı. Aman dikkat diyor uzmanlar. Önemli noktalara da değiniyorlar. Sağlığımızı nasıl korumalıyız bu hava geçişlerinde? Özellikle zatüreye yakalananlar ne yapmalı? Hastalığın tanısı nasıl korunur? Neler önerecek uzmanımız bize? Dicle Kahvecioğlu bizlerle birlikte. Göğüs hastalıkları uzmanı. Efendim hoş geldiniz diyelim mi öncelikle? Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi hava geçişlerinde biz biraz dikkatsiz oluyoruz. Hava sıcak mıdır, soğuk mudur, ne yapmalıyız, ne etmeliyiz derken bir anda hasta oluyoruz ve anlamıyoruz bile. Bugün biz zatüreyi konuşacağız. Evet. Buradan bir giriş yapalım mı? Evet. Zatüre yani halk adında bilinen isminde zatüre yani pnömoni akciğer iltihabıdır. Çoğunlukla bakteriler neden olur fakat virüs, mantar gibi çeşitli mikroorganizmalar da zatüre neden olabilir. Genellikle en sık görülen, hastane başvurularına neden olan ve tedavi edilmediği takdirde ölüme dahi yol açabilen ciddi, önemli bir hastalıktır. Normal sağlıklı genç erişkinlerde de görülebilir. Fakat özellikle 65 yaş üstü erişkinlerde, çocuklarda, astım, KOAH gibi kronik akciğer hastalıklarında, kalp yetmezliklerinde, böbrek hastalığı, şeker hastalığı gibi olan bireylerde ya da bağışıklığı baskılayıcı hastalığı olan ya da ilaç kullananlarda mesela kanser hastaları, kemoterapi hastaları gibi bu hastalarda zatüre biz daha çok görüyoruz. Hastane başvurularının önemli bir nedeni tedavi giderlerinin, iş gücü kaybının ve ölümlerin önemli bir kısmından sorumlu zatüre. Peki hangi sıklıklarda görülüyor? Yani bu işte dönemsel olarak kışın daha mı çok görülür? Yani nasıl anlamalı kış aylarında daha çok görüyoruz. Yani dünyada zatüre en sık görülen hastalıklar arasında 6. sırada yer alıyor. Türkiye geneline baktığımızda Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre zatürenin yıllık görülme sıklığı %1 civarında. Hastane yatışların ise %2'sinden sorumlu. Yani hastane yatan tüm hastaların yaklaşık %2'si zatüre nedeniyle hastaneye yatıyor. Ayrıca yaşa bağlı olarak da görülme sıklığı artıyor. İleri yaşta daha sık görüyoruz. Mesela bir çalışma yapılmış, 65-70 yaş arası hastalara bakılmış. Görülme sıklığı %18 civarında bulunmuş. Fakat yaş 85 ve üzerine çıktığında bu oran neredeyse 3 katını, %52 civarında bulunmuş. Yani yaşla birlikte de görülme sıklığı artıyor. Evet. Peki belirtilerinden bahsedelim o zaman biraz. Benzerlik gösterdiği hastalıklar var mı? Yani vatandaşlar, evet, bireyler zatüre olduğunu doktora gitmeden, "Aa, ben bir zatüre mi oldum acaba? Bir gideyim." Nasıl demeli yani? Evet. Nasıl der? Bizim zatüre hastalarını en sık gördüğümüz belirti, yani bize en sık başvuru şikayeti öksürük. Öksürüğe balgamda eşlik edebiliyor sıklıkla. Sıklıkla balgamlı öksürük olur. Fakat kuru öksürük de olabilir. Ateş de çok sık gördüğümüz bir belirti ve yan ağrısı, göğüs ağrısı, bunlar sık görülen belirtiler. Fakat bunların dışında hastada genel durum bozukluğu, yaygın kas ve vücut ağrıları, bilinçte bozulma, ağır zatürreli hastalarda solunum yetmezliği, nefes darlığı, bu gibi bulgular da görülebiliyor. Peki sizler tanısını nasıl koyuyorsunuz hastaneye geldiğinizde? Öncelikle hani bu bahsettiğim şikayetleri olan hastada mutlaka bir göğüs hastalıkları hekimine başvurmaları gerekiyor. Hekimin yapacağı ayrıntılı bir fizik muayene ve sonrasında bir çekilen akciğer röntgeniyle tanı genellikle konulabiliyor. Fakat bazı hastalarda, özellikle yatış gereken hastalarda kan tetkiki, bilgisayarlı tomografi, balgam tahlili, yani zatüre neden olan mikroorganizmanın tespit edilebilmesi için balgamın incelenmesi de gerekebiliyor. Bir de bunun tedavisi var. Hasta olduğumuzu anladık, tanımız konuldu. Tedavi süreci nasıl ilerleyecek? Evet. Her zatüre yatış gerektirecek mi? Bireyler zatüreyi kendi başlarına evde ilaç desteksiz atlatabilirler mi? O çok mümkün değil. Yani zatüre tanısı konunca mutlaka en kısa sürede antibiyotik tedavisi başlamamız gerekiyor. Yani antibiyotik ana tedavi. Destek tedavi olarak ateş düşürücü ve ağrı kesiciler de eklenebiliyor. Ve hastanın bu süreç içerisinde bol sıvı tüketmesi de çok önemli destek tedavisi olarak. Bunlar ayaktan başlanan hastalar, yani yatış gerektirmeyen hastalara genelde yeterli oluyor. Fakat yatış gerektiren, solunum yetmezliği olan hastalara destek tedavisi olarak oksijen tedavisi ya da yoğun bakım gerektirecek düzeyde ise eğer solunum destek tedavisi, solunum cihazı tedavisi gerekebiliyor. Yani hastaların yaklaşık 1/3 kadarı hastaneye yatış gerektiriyor. 2/3 kadarı ayaktan atlatabiliyor. Buna nasıl karar veriyoruz? Kişinin yaşı. Yaşı çok önemli. Ekstra başka bir kronik hastalığın olup olmaması ve zatürrenin şiddeti. Bunlara bakarak tedavi süresine ve tedavi şekline karar veriyoruz. Bu şekilde. Özellikle KOAH hastaları biraz daha fazla etkileniyor galiba. Tabii, evet. Değil mi? Kronik Peki, bir akciğer hastalığı olduğu için
Aydın'da yani KOAH ve astım çok sık görülüyor ve kışın gelmesiyle birlikte özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu olarak başlayıp hastalarda zatürre ilerleyebiliyor. Efendim bu kadar tehlikeli bir hastalıktan nasıl korunmalıyız peki? Ne yapmalıyız? Öncelikle kişinin altta yatan bir kronik hastalığı varsa mutlaka onun kontrol altında olması lazım. Esasında şeker hastalığı, kalp hastalığı var. Onların takibini düzgün yaptırıyor olması lazım. Sonrasında dengeli beslenme, düzenli beslenme, özellikle taze sebze, meyve ağırlıklı, C vitamininden bol beslenme, hijyen kontrolü, el yıkamaya çok özen göstermeli. Eğer sigara ve alkol kullanıyorsa mutlaka bunları bıraktırmak gerekiyor. Yani sigarada hatta pasif içicilik, yani kişi kendi içmiyorsa bile pasif sigara dumanına maruz kalıyorsa bu da zatürre açısından büyük risk teşkil ediyor hastalar için. En önemli koruma yöntemi de aşılama. Şimdi zatürreden korumak için iki çeşit aşımız var koruma amaçlı. Biri pnömokok aşısı dediğimiz zatürre aşısı, diğeri de influenza aşısı dediğimiz grip aşısı. Pnömokok aşısı rutin herkese yapmıyoruz. Kimlere yapıyoruz? 65 yaş üstü, sağlıklı dahi olsa herkesin mutlaka zatürre aşısı yaptırmamız lazım. Fakat 65 yaş üstü olmayan... Bunu Sağlık Bakanlığı karşılıyor mu? Karşılıyor, evet. Fakat 65 yaş üstü olmayıp kronik hastalığı olanlarda, mesela şeker hastalığı, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, ağır kronik akciğer hastalığı olanlar, kronik alkolizm, bu da bir aşılama indikasyonu, dalak disfonksiyonu olan hastalar ve dalağa alınmış olan hastalar olabiliyor. Bunların mutlaka aşılanması lazım. Ve zatürre açısından riskli, yatalak, felçli, immobil hastalar, yatalak oldukları için aspirasyon riski yüksek bu hastaların. Onun için zatürre riski de yüksek. Mutlaka bu hastanın aşılanması lazım. Aşı koldan yapılıyor, kas içine. Güvenli bir aşı, yan etkisi çok fazla olmayan, kişilerin genelde hayatı boyunca bir ya da en fazla iki kez yapılması yeterli olabiliyor. Diğer aşımız da grip aşısı. Grip aşısı genelde herkese öneriyoruz. Yani 6 aydan büyük herkes olabilir. Fakat yumurta alerjisine dikkat. Yumurta alerjisi olan hastaların grip aşısı yaptırması sakıncalı. Neden? Yani aşı tavuk yumurta embriyosundan elde edildiği için yumurta yediğinde alerji gelişen hastalar aşı vurulduğunda da yine alerjik reaksiyon oluşabiliyor. Onun için o hastaların yaptırması evet, çok biraz önemli bir sakıncalı. Uyarı, dikkat çeken nokta. Evet, yani grip aşısı neden önemli zatürre açısından? Hem mikrobun kendisi ilerleyip zatürreye çevirebiliyor, zatürreye de o kadar ilerleyebiliyor. Hem de kişi grip olduğunda bağışıklığı düştüğü için kişinin zatürre yakalanma riski artıyor. Yine zatürre aşısı yaptırması gereken kişiler mutlaka grip aşısı yaptırmalı. Bunlara ek olarak gebeliği grip mevsimine denk gelen hastalar, gebeler. Gebeleri mutlaka aşılamalıyız. 6 aydan küçük çocukları aşılayamadığımız için 6 aydan küçük bebeği olan, onları bakımda üstlenen kişinin mutlaka aşı yaptırması lazım. Onun dışında hastane personeli, hekim, hemşire, yardımcı sağlık personeli, bunların mutlaka grip aşısı yaptırması gerekiyor. Grip aşısı koruyuculuğu hani çok %100 değil, %70 civarında. Fakat hani hastalığa yakalansanız bile daha hafif atlatmanızı sağlıyor. Evet, mutlaka o önlemleri almamız mutlaka gerekiyor diyorsunuz. Eylül, Ekim, Kasım aylarında özellikle şimdi başladı aşılama mevsimi. Peki tanı konulduktan sonra hastalığın takibini nasıl yapıyorsunuz? Nasıl bir takip süreci var bu hastalıkta? Şimdi hastaya tedavi verdik. Antibiyotik tedavisi, az önce bahsettiğim tedaviler verildi. Evine taburcu ettik, evine gönderdik hastayı. Hasta tedavi başladıktan sonra 72 saat geçti, 3 gün geçti. Hala da bir öksürüğünde, balgamında azalma yok. Hala ateşi devam ediyor, ateş yanıtı alınamadı. Mutlaka gecikmeden hekimle başvurması gerekiyor. Yani bu antibiyotik tedavisinin değişmesi gerektiğini gösteren bir bulgu. Her şey yolunda giderse ateşi düştü, şikayetleri gittikçe azalıyor. Yaklaşık 2 hafta sonrasında, 1-2 hafta sonrasında tekrar hekimine başvuracak. Hekim tekrar fizik muayenesi, kan tetkiki, akciğer röntgeniyle bunun kontrolünü yapması gerekiyor. Nasıl korunalım peki o zaman? Bir de bu önemli noktaya değinelim. Zatürreden korunmak için ne yapmalı? Evet, nasıl az önce beslenmeli? De bahsettiğim gibi bol taze, sebze meyve ağırlıklı, C vitamini ağırlıklı. Ayrıca vücut bağışıklığını, vücut direncini yüksek tutmak için bu dengeli beslenme zaten çok önemli. Düzenli spor yapabiliyorsak eğer, düzenli uyku. Hani bunlar hep bağışıklığı artırıcı etkenler. Aşılama zaten çok önemli dediğim gibi. Bir de özellikle şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bazı hastalıklar zatürre ile karışabiliyor. Mesela akciğer kanseri,
bronşektazi dediğimiz akciğer bronşlarını genişlemesi olan bir hastalık. Zatürreden tamamen farklı bir hastalık. Akciğer sertleşmesi hastalıkları var. Interstisyel akciğer hastalığı dediğimiz. Özellikle hani Türkiye'de çok sık gördüğümüz verem hastalığı, tüberküloz. Bu hastalıklar zatürre ile benzer bulgu verip onunla karışabiliyor. Bunların ayrımı için mutlaka bu şikayetleri olan hastalığın bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmaları gerekiyor. O zaman uykumuza, yememize, içmemize ve sporumuza dikkat edeceğiz evet. diyoruz. Sağlıklı beslenmenin önerilerini de almış olduk. Evet, güzel bir sohbet oldu. Yine hastalığa dair vatandaşlarımıza bir öneriniz, uyarınız var mı? Aşılarını yaptırsınlar. Aşıları yapalım, evet. düzenli beslenelim, uykumuza da dikkat Aynen. edelim. Aynen, bir de kronik hastalıkların kontrolü çok önemli. Hani çok sık kalp, şeker hastalığı, böbek hastalığı olan kişiler var. Özellikle 65 yaş üstü kişilerde bu risk arttığı için diğer hastalıklarını da takiplerini düzgün yaptırsınlar, tedavilerini düzgün kullansınlar. O hastalıklar kontrol altına alınırsa zatürreye yakalanma riski biraz da azalmış oluyor. Evet, çok teşekkür ederiz efendim. Rica Güzel bilgiler verdiniz bizlere. Evet sevgili seyirciler, günaydın Ege. Sağlıkla devam etmiş olduk. Aydın Özel Medinova Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı Dicle Kahvecioğlu bizlerle birlikte oldu. Hastalığın biraz detaylarından ve korunma yöntemlerinden de bahsettik diyelim. Ve günaydın Ege'yi burada noktalıyoruz efendim. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.